Restoran şu taraftaymış. Yok ya. Şu taraftaydı. Ezgi? Ne oldu sana? Neyin var senin? Yok. Yok bir şeyim. İyiyim. Hadi geçelim restorana o zaman. Yok yok. Bir şey var sende. Baksana rengin atmış. Yoruldum biraz. Dinlenince geçer. Hadi gidip oturalım bir an önce. Tamam. Aa. Ali Rıza amca değil mi? Ali Rıza amca. Bir kız için beni çiğneyip geçecek misin? O herhangi bir kız değil usta. O benim sevdiğim. O benim kıymetlim. Biz kıymetlin değil miyiz? Yapma usta. Size olan sevgimle ona olan sevgimi kıyaslama ne olur. Niye? Biz kaybederiz diye mi? İkisi farklı şeyler çünkü. Sizin yeriniz ayrı. Onun yeri ayrı. Bir seçimi yap desem. Deme usta. Sakın deme. Üzgünüm evlat. Bunu demesem ileride daha çok üzüleceksin. Belki de seni kaybedeceğiz. Ustamsın. Babamsın. Yerini kimse dolduramaz. Ama böyle bir seçim yapmamı isteme benden. Ne olur. Bir daha o kızla görüşürsen sana hakkımı helal etmem. Seçimini yap. Ya o ya biz. Kızlar. Sizin okul yok mu bugün? Vardı da biz gitmedik. He. Yani okulu kırdık. Annenin haberi var mı bundan? Yok. Tamam. Tamam benden sır çıkmaz. Siz ne yapıyorsunuz burada Ali Rıza amca? Ben mi? Ben... İrem. Bir toprağı arayayım bari ya. Can sıkıntısını atarız onunla. Efendim Doruk. Ne haber? İyidir senden. Canım sıkılıyor ya. Alsancak'a gidip biraz takılalım diyecektim. Oğlum Çeşme'deyim ben, gelemem. Çeşme'nin neresindesin? Pearl Otel'de. Ne işin var lan orada senin? Nisan'ı bekliyorum. Allah Allah. Oğlum sen de ne antika adamsın lan. Kızı İzmir'de tavlayamadığını ta oraya mı çağırdın? Doruk unuttun galiba, bu senin fikrindi. Tamam tamam. Kolay gelsin sana o zaman. İşte şimdi sıçtık. İrem senin ne işin var burada? İremciğim, ya çekinmemize gerek yok ki. Söyleyebiliriz. Ne? Nasıl yani? Tamam. Tamam İrem, ben söylerim.
istersen bu söyleyeceklerim aramızda kalsın lütfen. Ben... İrem'le ben... Buraya annen için bir sürpriz hazırlamaya geldik. Sürpriz mi? Evet, nişan için. Otele bakmaya geldik. Hatta suiti de annenin zevkine göre dekore ettirecektik. Evet, ya evet. Aliza amca da benden yardım istemişti. Ne kadar düşüncelisiniz Aliza amca. Ama şanssız günümdeyim galiba. Baksana sürprizi bile elime yüzüme bulaştırdım. Zaten böyle gizli kapaklı işleri hiç beceremem ben. Yok yok. Sürpriz falan bozulmadı. Biz ne bir şey gördük ne de duyduk. Değil mi Ezgi'cim? Evet. Ezgi'yi bilmem ama Nisan sır saklamasını bilir. Siz çıkın o zaman yukarı. Biz de biraz hava alıp geliriz. Tamam. Tamam o zaman. Görüşürüz. Görüşürüz. Efendim Zeynep. Ne haber İskender? İyi valla. Sesini duydum daha iyi oldum. Ya İskoç, şu mesele çok canımı sıktı ya. Kötü oldu babamın bizi öyle görmesi. Yanlış anladı adam her şeyi. Yanlış mı anladı? Yanlış anladı tabii. Yani aramızda bir şey olduğunu nasıl düşünebilir ki? Arkadaşız biz. Sana da çok ayıp oldu ya. Kusura bakma. Boş ver Zeynep. Kendini suçlama. Senin bir suçun yok. Benim olduğum yerde hep olay vardır. Hatta ben olayın bizzat kendisiyim. Öyle deme ya. Vallahi haksızlık ettiler sana da. Yok yok. Baban haklıydı sonuçta. Yok canım ne haklısı? Yani arkadaşız biz sonuçta. İskoç. Var mısın ya sahilde midye bira keyfi yapalım? Biz mi? Evet. Yani hem kafaları dağıtırız biraz. Fena mı olur? Alo. İskender orada mısın? Buradayım. Buradayım. Tamam olur süper o zaman sahilde görüşelim. Tamam görüşürüz. Görüşürüz. Yürü be koçum kim tutar seni. Oldu bu iş oldu. Oldu. Kesin oldu ya. Herkes annemi mutlu etmenin peşinde. Ama o beni mutsuz etmeye uğraşıyor. Ya baksana İrem bile buraya kadar gelmiş. Hadi gidip bir şeyler yiyelim. Bugün daha fazla annemden bahsetmeyeceğim. Ah Mustafa, ah! Ben seni hiç bırakabilir miyim ya? Bir daha gelecek misin lan? Yok abi, bunun laftan anladığı yok. Gebert elmedi gitsin. Ulan! Ne yapıyorsunuz lan orada? Bırakın! Yazıklar lan, bırakın! Yazıklar lan ben! Utanmaz lan! Evlat iyi misin? Adın ne senin? Kuzey. Kuzey? Vay yavrum ne yaptılar sana bunlar? İnsan babasını nasıl bırakır? İnsan sevdiğini nasıl bırakır?
Öyle geçelim. Olur, fark etmez. Yapma baba ya. Aa. Gerçekten gelemiyor musunuz şimdi? Toprak. Aa. Peki ben birkaç gün kendim takılır sonra dönerim. Tamam. Tamam baba, görüşürüz. Bu ne güzel tesadüf. Sen ne yapıyorsun burada? Ya bizimkilerle birkaç günlüğüne kaçacaktık ama işleri çıkmış, gelemeyecekler. Siz? Biz de yemek yemeye gelmiştik. Değişiklik olsun diye. Tesadüflerle dolu bir gün. Oturalım mı? İyi peki. Oturalım madem. Gerçi biz kız kıza takılmayı planlamıştık ama. Olsun Nisan. Gene takılırız. Hem toprağı yalnız mı bırakalım? Haklısın. Şöyle geçelim. Sana kızım şu telefonu ya. Bir bu eksik. Ben sakin ol hayatım. Nasıl sakin olayım İrem? Hı? Nasıl sakin olayım? Görmüyor musun? Az kalsın yakalanıyorduk. Yakalanmadık ama. Senin parlak zekan sayesinde kurtulduk. Hadi ama. Düşünme artık. Bence burası biraz sıcak oldu. İrem. İrem, şimdi olmaz. Nasıl ya? O kadar yoldan geldik. Sevişmeyecek miyiz yani? İrem, bu çok tehlikeli, olmaz. Sakin ol, tehlike geçti artık. Bir iki saat daha vaktimiz var. Hadi ama. İrem. İrem, onlar aşağıdayken yapamayız. Ya Nisan da annen için tutacağımız süiti görmek isterse? Günlerdir bu anın hayalini kuruyorum ben. Senden öyle kolay vazgeçmem. Olmaz dedim. İstemiyor musun yani beni? Bunun seninle bir ilgisi yok.
Gerildim, tamam mı? Havam kaçtı, yapamam. Anladım. Stres altındayken yapamıyorsun. İrem, ne olur bir an önce çıkıp gidelim şuradan. Hadi. Peki. Öyle olsun. Tamam. Ama unutma. Bana borcun var. Her şey yolunda babacığım. Sen hiç merak etme. Nişan için hazırlıklara bile başladık. Biliyorum baba. Biliyorum benim mutlu olmamı istiyorsun. Ama sen hiç merak etme. Ali Rıza mükemmel bir insan. Benim için ideal bir eş, kızlar için de iyi bir baba olacak. Tamam babacığım. Ben seni yine ararım. Sen de kendine iyi bak. Görüşürüz. Bir daha o kızla konuşursan hakkımı helal etmem dedim. Hey Allah'ım. Ne oluyor bu çocuklara böyle Aziz Bey? Büyüyorlar Semra Hanım, büyüyorlar. Biz niye korkuyoruz peki? Kim bilir. Belki de elimizden uçup gidecek olmaları ürkütüyor bizi. Hayırlısıyla o gün de gelecek. Zeynep'i mütelli duaklı gelin edeceğiz. Kuzey'e de mutlu bir yuva kurarız. Ama yanlış insanlarla değil Semra Hanım. Böyle göz göre göre ateşe atamam evlatlarımı. Haklısın. Çok güzel değil mi burası? İzmir'den kaçıp kafa dinlemek isteyen herkes buraya geliyor. Ben de bayıldım. Şu manzaranın güzelliğine bakın. İyi ki gelmişiz buraya. Keşke Kuzey'i de alsaydık. Kız kız olmayacağımızı bilseydim. Ben kurt gibi açım vallahi. Menü isteyelim mi? Olur. Duyduğuma göre buranın yemekleri çok güzelmiş. Menü alabilir miyiz? Ben çıkıyorum. Biraz hava alacağım. Nereye? Dışarı çıkmak da mı yasak baba? Terbiyesizlik yapma. Bu yaşa kadar neyi yasakladık size? Gezmenizi, tozmanızı engel mi olduk? Yapma baba ya. Her an tepemdesiniz zaten. Onu yapma, bunu yapma. İskender'i bile yanlış anladınız. Hadi oradan. Kendi gözüme mi inanayım, sana mı inanayım? Bana inan baba. Arkadaşım o benim, olmaz öyle şey. İstemiyorum ben öyle arkadaşlık, öyle samimiyet. Herkes yerini bilsin. Baban haklı kızım. Sonuçta el oğlu. Gören duyan ne der? Ya ne derlerse desinler anne. El alemin lafına göre mi hareket edeceğiz? Hayır, bizim lafımıza göre hareket edeceksin. Tamam baba, tamam. Anlaşıldı. Sen ne yiyeceksin İhsan'cığım? Bilmem, ben o kadar aç değilim aslında. O zaman şöyle güzel bir salata yaptıralım sana. Sen seversin. Olur. Sen ne yiyeceksin Ezgi? Karar verdin mi? Of, tamamen unuttum. Ne oldu ki? Benim bugün ödev teslimim vardı. Hay Allah ya. Yarın versen? Olmaz. Hoca son bir şans vermişti. Gitmem lazım benim acilen. Hadi gidelim o zaman. Yok. Siz keyfinizi bozmayın. O kadar geldik. Olur mu öyle şey? Başka zaman da geliriz. Ya gerçekten çok üzülürüm. Sen kal lütfen. Hayatta olmaz. Ezgi haklı Nisan. Senin yapabileceğin bir şey yok ki. Hem beni de yalnız bırakmamış olursun. Zaten annemler sattı, bari sen kal. Toprak haklı. Bir şeyler yersin, sonra Toprak'la beraber dönersin. Peki, öyle olsun madem. Tamam. Ben gidiyorum. Siz
Size iyi eğlenceler. Yazıyorsun? Annem aramış da merak etmesin şimdi. Mesaj atıyorum ona. Otelde Nisan'a yakalandık. Ama baban kurtardı durumu. Şimdi dönüyoruz. Oh be. Ben de ölmüştüm meraktan. Affet beni ustam. Ben Nisan'dan vazgeçemem. Affet. Hanımefendi içinde bir sezar salata. En sevdiğim. Ezgi, ne haber? İyidir, sen? İyi, ben Nisan'ı arıyorum ama ulaşamıyorum. Yanında mı? Yok, o otelde kaldı. Ben dönüyorum. Niye? Ya, benim bugün ödev teslimim varmış. Unutmuşum. Acilen dönüyorum o yüzden. İyi de sen istemedin mi zaten otele gitmeyi? O neden dönmüyor? Öyle işte de, o kadar yol gidince o kalsın istedim. Ne yapacak ki tek başına orada? Ya bana sorma Kuzey. Nisan'la sonra konuşursunuz. Ezgi. Yanında biri mi var? Bir şey saklıyorsun sen benden ama. Yok bir şey. Kuzey, benim acelem var. Sonra görüşürüz. Tamam. Tamam. Bir dakika. Nisan'ın gittiği otelin adı neydi? Tamam. Görüşürüz. Allah'ım, ne yapıyorum ben? Neyse, affet beni. Ne demek şimdi bu? En iyisi gidip kendi gözlerimle görmek. Çok iyi oldu bu birebir giriş ya. Harbiden ya. Sen de maşallah amma iştahlıymışsın ha. Hıpır hıpır götürdün midyeleri. Sen bana midyede başka bir şey deme ya. Ben bayılırım midye. Şerefe kanka. Ne oldu?
Yüzün düştü senin birden. Yok bir şey ya. Aklıma bir şey geldi. Ne geldi? Anlat da biz de bilelim. Boşver ya. Oğlum anlatsana ya. Çıldırtma deme. Hem biz arkadaş değil miyiz? Bana anlatmayacaksın da kime anlatacaksın? Seni düşürdüğüm duruma baksana. Hiçbir şeyi beceremiyorum. Sen bir şey yapmadın. Daha ne yapacağım Zeynep? Seni bıçakladım. Ya İskender isteyerek olmadı sonuçta. İsteyerek ya da istemeyerek. Sonuçta beceremedim işte. Yine elime yüzüme bulaştırdım. Hiçbir şeyi beceremiyorum. Zaten bu zamana kadar neyi becerdim ki? Allah benim belamı versin. Ya deme öyle. Hadi İskender. İyi misin? Helal. İyiyim. Kıpkırmızı oldun. Hadi toprak kalkalım artık. Daha yemini bitirmedin. Yok, canım istemiyor zaten. Lütfen biraz daha oturalım. Aslında karşılaştığımız iyi oldu. Ben de seninle konuşmak istiyordum. Ne konuda? Siz Kuzey'le barıştınız ama... benim bazı kaygılarım var. Toprak, yine başlama lütfen. Arkadaşın olarak bunları seninle paylaşmalıyım. Yoksa sana karşı dürüst olmamış olurum. Haksız mıyım? Peki, seni dinliyorum. Kuzey nasıl oldu da seni bu kadar çabuk affetti diye düşündün mü hiç? Kuzey beni affetti. Çünkü biz birbirimize aşığız. Ama bana sorarsan o seninle intikam için birlikte. Ne? İrem. Önce sizin eve gidelim. Nisan'a anlattığımız hikayenin aynısını annene de anlatalım. Çeşmeye nişan için yer bakmaya gittik. Beğenmedik. Nisan'la da karşılaşınca sürprizli kaçtı zaten deriz. Evet. Gerçekten de sürprizi kaçtı. Ne güzel seninle baş başa mutlu dakikalar yaşayacaktık. Biz önce şu işi kazasız belasız bir atlatalım da. Bana bak. Açık verip Leyla'yı şüphelendirme sakın. Boş. Bir şey de olmadı aslında. Bu söylediğin çok saçma. Sen de bunun farkındasın değil mi? Bak, biliyorum senin için buna inanması çok zor. Ama kabul et. Yaptığın çok ağır bir şeydi. Kuzeni resmen duygularıyla oynadın. Erkekler böyle şeyleri gurur meselesi haline getirir. Seni affetmesinin imkanı yok. Kuzey kesinlikle ve kesinlikle senden intikam almaya çalışıyor. Senin yaptığının aynısını o da sana yapacak. Pardon insan. Ne oldu Ezgi? Toprak, Kuzey aradı. Benim otelden ayrıldığımı biliyor. Şüphelendi. Kesin oraya geliyor. Bana otelin adını sordu. Ne güzel işte. Gelsin görsün bizi. Vicdan azabı duyuyorum Toprak. Bir aşk için arkadaşımı mutsuz etmek istemiyorum. Ezgi sen ne zaman Nisan'dan önce kendini düşüneceksin? Sen hastanede yatarken Nisan Kuzey'in senin sevgilin olduğundan emindi. Ama ne yaptı? Gitti ona aşık oldu. Bunu da bir düşün bence. Sanırım haklısın. Tamam. Senin dediğin gibi olsun.
görsem kızı ama var ya nasıl makaraya soruyor biliyor musun hocayı? Hoca bir şey demedi mi? Ben olsam var ya... Ya dur bir dakika, bombayı anlatacağım asıl sana. Hoca geldi kızım dedi, sen kalk bakayım ayağa. Sana mı dedi? Yok be saçmalama, kıza dedi. Neyse abi, sonra kız kalktı ayağa böyle ama var ya bak nasıl kasılıyor biliyor musun? Sanki podyumda böyle Allah'ım havasından geçilmiyor. Hoca döndü sınıfa, dedi arkadaşlar konumuz neydi? Ben hemen oradan el kaldırdım. Hocam dedim, evrim teorisi. Ondan sonra hoca gitti kızın yanına, döndü sınıfa doğru. Arkadaşlar dedi, şimdi biz dedi evrim geçirerek şimdiki insan şekillerimizi aldıysak dedi, bu arkadaşımızın bize yetişmesine daha çok var. Ondan sonra dedi, çünkü dedi hala maymunluk yapıyor baksanıza dedi. Biz var ya ama nasıl güldük biliyor musun, anlatamam sana, böyle yerlere yattık ölüyorduk ya, keşke sen de olsaydın ya. Zeynep, evrim teorisi ne demek? İskender ciddi misin? Ne var ya, bilmiyoruz işte. Çok komiksin ya Allah'ım, çok güldürdün beni. Farkındayım, ben gidiyorum. Dur ya, nereye gidiyorsun, tamam gülmeyeceğim. Bırak Allah aşkına ya. Ya İskender. Az önce söylediklerini sana hislerin söyletiyor olabilir mi Toprak? Senin hislerin gözlerini kör etmiş olabilir ama benim aşkım öyle değil. Ben gerçekleri bütün çıplaklığıyla görebiliyorum. İnan bana. Seni öyle çok seviyorum ki. Kimsenin seni üzmesine izin verme. Beni lütfen yanlış anlama. Ben sadece seni uyarıyorum. Senin iyiliğin için. Aa! Ali Rıza? Merhaba Leyla'cığım. Hoş geldiniz. İkinizi birden karşımda görünce şaşırdım. Haklısın. Leyla'cığım bir içeri geçelim, anlatacağım her şeyi sana. Tamam. Buyurun. Neyse. Benim kafam biraz güzel oldu galiba. Ben artık gideyim. Ne güzel oturuyorduk ya. Yok ya. Babamla da atıştık zaten evden çıkmadan. Geç kalmayayım. Ben seni bırakayım o zaman. Emin misin? Evdekiler bir de bizi şimdi birlikte görürlerse iyice delirirler. Doğru söylüyorsun ya. Ama ben merak ederim seni şimdi. Ben giderim ya. Ev şurası zaten. Merak etme. O zaman gidince haber ver, tamam mı? Tamam. Görüşürüz. Leyla'cığım biz İrem'le sana bir sürpriz yapalım istedik. Aa! Ama elimizi yüzümüze bulaştırdık. Ya sürpriz mi? Ne sürprizi? Çabuk anlatın. Nişanımız için Çeşme'de güzel bir yer ayarlamak istedim. İrem'den de değerlendirme yapması için yardım istedim. Çünkü senin çok beğenmeni istiyordum. Ali Rıza, çok zarifsin. Gidip baktık ama beğenemedik. Sen tesadüfe bak. Bir de oradan insanlarla karşılaşmayalım mı? Yok canım. Yani beğensek bile sürpriz falan yapamayacakmışız. Ya bravo size. Biriniz arkadaşımı, biriniz iş görüşmesine gidiyorum deyip kandırdınız beni. Ben çok şanslı bir kadınım. Bana sürprizler hazırlamaya çalışan harika bir hayat arkadaşım. Ve dünyalar tatlısı bir kızım var. Leyla'cığım, sen her şeyin en güzeline layıksın. Böyle düşünmen beni çok sevindirdi Ali Rıza. Neyse. Ben odama çıkıyorum. Tamam kızım. İrem. Çok teşekkür ederim. Bu davranışınla beni çok mutlu ettin. Çok duygulandırdın.
bırak, hadi gidelim artık lütfen. Nisan. Bir şey söyleyeceğim ama hemen karşı çıkma, önce bir dinle. Söyleyeceklerin yine Kuzey'le mi ilgili? Hayır. İkimizle ilgili. İkimizle mi ilgili? Evet. Ben diyorum ki bir iki gün bu otelde kalsak. Hem sen etraflıca düşünmüş olursun. Biraz kafa dinleriz. Eski günleri anarız. İkimize de çok iyi gelecek, inan bana. Hayır Toprak. Bunun iyi bir fikir olduğunu düşünmüyorum. Gidelim artık. Nisan. Lütfen. 5 dakika daha otur en azından. Şansa bak ya. Otelde bizim Eziklerle karşılaştık. Vallahi Nisan'dan da Ezgi'den de bir kere daha nefret ettim. Onların ne işi varmış peki orada? Ne bileyim ben. Onlar olmasa Ali Rıza'yı çoktan yatağa atmıştım. Hiçbir şey olmadı mı peki aranızda? Aslında tam da oluyordu. Ne kadar yakınlaştınız peki? Vallahi bayağı yakınlaştık. Ama o Eziklerin otelde olması adamı tedirgin etti tabii. İkiniz de soyundunuz mu peki? Ne oluyor Doruk? Bir şey olmadı diyorum sana. Bunların ne önemi var ki şimdi? Ya sonuçta bu işte birlikte değil miyiz? Her şeyi en ince ayrıntısına kadar bilmek benim de hakkım. Ya şimdi boş ver de sen, aslında benim daha iyi bir planım var. Neymiş o? Böyle otelde falan olmayacak bu iş. Sen sizin evi boşalt, ben de baskın yapayım. Olmaz o iş. Niyeymiş? Olmaz dedim işte İrem, olmaz. Teşekkür ederiz. Pardon, bu otelin restoranı nerede acaba? Buradan düz devam edin, ileride solda efendim. Beş dakika dedim, hadi kalkalım artık. Neden bu kadar kızgınsın bana? Toprak, bak seni kırmak istemiyorum ama çok şaşırttın beni. Sen benim çocukluk arkadaşımsın. Ayrıca yıllardır da İrem'le sevgiliydiniz siz. Şimdi tutmuş bana aşık olduğunu söylüyorsun. Üstelik gözün öfkeden o kadar dönmüş ki, Kuzey'in intikam almak için benimle birlikte olduğunu iddia ediyorsun. Nasıl kızmayayım sana, nasıl? Kuzey'in seninle intikam için birlikte olduğunu iddia etmiyorum. Bundan eminim. İrem meselesine gelince, o konu çoktan kapandı. Biz İrem'le ayrıldık. İrem benimle konuşmuyor. Nefret ediyor benden. Bunu da biliyor muydunuz Toprak Bey? Buna sebep olduğum için inan çok üzüldüm. Sen nasıl Kuzey'e aşık olurken duygularına hakim olamadıysan, ben de sana aşık olurken duygularıma hakim olamadım. Nisan. Ali Rıza. Benim nişan için bulduğum yere sonra birlikte bakarız, değil mi? Tabii hayatım. Tabii bakarız. Ne tarz bir nişan yapacağımız da önemli tabii. Sen ne düşünüyorsun bu konuda? Sen nasıl istiyorsan öyle olsun Leyla'cığım. Kararı sen ver, ben sana uyarım. Ali Rıza. Efendim? Ya. Bak. Hani geçen gün ben seni reddetmiştim ya. Düşünme artık böyle şeyleri. Düşünme, hiç önemli değil. Yok yok. Önemli. Ben daha sonra bunun üstüne çok düşündüm. Bilmeni istedim Ali Rıza. Ben artık hazırım. Her şeye.
oluyor buna böyle ya? Dedim ya Kuzey, karşılaştık sadece. Telefonlarıma neden cevap vermiyorsun o zaman? Aradın mı? Sessizde kalmış. Sessizde kalmış. Hala yalan söylüyorsun. Ya ne olur böyle yapma Kuzey. Toprak'la burada karşılaştık. Ezgi'ye sor istersen. Tamam. Madem burada karşılaştınız, neden Ezgi ile birlikte çıkıp gitmedin o zaman? Amma uzattın be. Çünkü benimle oturuyor, görmüyor musun? Sen kes sesin lan. Toprak, Kuzey haklı, sen karışma. Hatta git buradan. Kuzey ile yalnız konuşmak istiyorum. Seni yalnız bırakmam. Git diyorum Toprak, git! Hiçbir şey sandığın gibi değil. Her şeyi açıklayabilirim. Farkında mısın? Sürekli bana bir şeyler açıklıyorsun. Çünkü sürekli hata yapıyorsun. Sürekli yalan söylüyorsun. Leyla'cığım. Bu konuda kendini zorlamanı hiç istemem. Sen rahatlayana kadar bekleyebilirim. İnan bana, hazırım artık. Böyle düşünmene sevindim. Ben senin olmak istiyorum. Keşke şu anda evde yalnız olsaydık. Hiç bırakma, olur mu? Bırakır mıyım hiç? Seni çok seviyorum. Hoş geldin. Pardon. Ben odama çıkayım. Rahatsız olmayın siz. Leyla'cığım, ben kalksam iyi olacak. Anlaşılan bugün iyi bir gün değil. Otursaydın biraz daha. Yok, yok, gideyim ben, daha sonra görüşürüz. Peki canım, ben seni geçireyim. Sen istediğinde dönmüyor, istediğinde. Ben seni çok sevmiştim Ali Rıza. Bu dünya yolunu kaybetmiş yıldız gibi, yalnızlığa boğulsan da aldırma. Ben gidiyorum. Dur ya, nereye gidiyorsun? Tamam, gülmeyeceğim. Bırak Allah aşkına ya. Ya İskender. Ah. Zeynep. Oh lan Zeynep. Bir gün gelecek, sen de beni seveceksin. Burak. Biliyorum. Bir gün sen de beni seveceksin. Senden asla vazgeçmeyeceğim. Bana bir sek viski verir misin? Tabii efendim.
Efendim Toprak. Şu anda şiddetli bir kavgaya tutuşmuş durumdalar. Reisi ne kızım? Ayrılıyorlar işte. Kuzey sana kaldı, Nisan da bana. Ya. Dur hadi şimdi benim kapatmam lazım. Kuzey birazdan gider. O gittiğinde Nisan'ın yanında olayım ki onu teselli edeyim. Tamam, görüşürüz. Görüşürüz. Sağ ol. Hala bana yalan söylüyorsun. Sen ne biçim bir insansın ya? Ama kabahat bende. Her seferinde sana inanıyorum. Yemin ederim. Yemin ederim burada karşılaştık Toprak'la. Sen hoşlanmazsın diye söyleyemedim. Ben de rahatsız oldum. Aramızda hiçbir şey olmadı zaten. Bir de olsaydı. Ben sana nasıl güveneyim ha? Nasıl? Bıktım senin yalanlarından. Çık git artık hayatımdan. Yeter! Ne olur böyle konuşma sevgilim. Bana sakın sevgilim deme. Sen benim sevgilim olmayı hak etmiyorsun.